Ruslar buraya ne bir gün için ne de bir yıl için gelmişlerdir. Bilakis ebediyen burada kalmak için gelmişlerdir ve geri çekilmeyeceklerdir. General Perovski. 1856 yılında Ruslar Kırım Savaşı'nda Osmanlılara karşı ağır bir yenilgi aldılar. İtalyanlar, Fransızlar ve İngilizler Rusların batıya doğru ilerlemesini durdurmak için Osmanlı Devleti'ni desteklemişlerdi. Batı ile mücadele edemeyeceğini anlayan ve yeni çar seçilen 2. Alexander ekonomik ve askeri reformlara girişti. Önceki yüzyılda Sibir ve Kazak topraklarına kadar ilerleyen Ruslar Balkanlarda genişleyemeyince yönünü tekrar Türkistan coğrafyasına çevirdi. Rusların Orta Asya'daki yayılmacı faaliyetleri Hindistan'ı elinde bulunduran İngilizler ile Türkistan üzerinde ince hesaplar yapan Çin'i rahatsız etmekteydi. Ruslar birçok sebepten dolayı kesin surette Batı Türkistan'ı ele geçirmek istiyorlardı. Ruslar 1850'li yıllarda Türkistan'da hüküm süren Hokan Tanlığı, Buhara Emirliği ve Hiva Hanlığı'na karşı savaş hazırlıklarına hız verdi. Sınır bölgelere kaleler ve ordugahlar inşa ettirirken ilk Rus gemileri 1848 yılında Aral Gölü'ne indirildi. Ruslar her ne kadar Kırım'da ağır bir yenilgi alsalar da Türkistan Hanlıkları Rusların üstün silah ve askeri gücüne karşı koyacak güçte değildi. Hokat Hanlığı'nda iç savaş yaşanırken Buhara ve Hiva Hanlıkları Mer bölgesi hakimiyeti için mücadele halindeydi. Ruslar Çin ile karşı karşıya gelmemek için 1852 yılında Gulç Anlaşması'nı imzalayarak sınırlar konusunda birliktelik sağladılar. Çünkü 1826 yılında Hokan Tanlığı Doğu Türkistan Müslümanlarını Çin zulmünden kurtararak Kaşgar, Aksu, Hoten ile beraber 6 şehri kurtarmıştı. 1864 Mayıs'ında Çernayev'in Sibirya ordusu ile Verevki'nin Orenburg ordusu birleştiler. Önce Evliya Ata şehrine, ardından Hokan Hanlığı'nın ünlü komutanı Alemkul Bey'in yığınak yaptığı Çimkent üzerine yürüdüler. Bu dönemde Buhara ve Hokan Hanlığı Hocent için savaşıyordu. İki ateş arasında kalan Hokan birliklerinin zayıfladığını gören Çernayev, Eylül 1864'te Çimkent'i ele geçirdi. Ruslar hızla hedeflerine Taşkent'i koydular. Yol üzerindeki önemli bir savunma kalesi olan Niyazbek Kalesi uzun süren topçu ateşinden sonra ele geçirildi. İngilizlerin baskısı üzerine Rus hükümeti dışişleri sınır bölgelerinde huzursuzluk yaratan grupların üzerine gittiklerini, kendi sınırlarını ve menfaatlerini korumak için Orta Asya memleketleri derinliklerinde ilerlediklerini, yaptıklarının İngiltere'nin Hindistan'da, Fransa'nın Cezayir'de yaptıklarından farksız olmadığını duyurdu. Taşkent, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu şehre oldukça yakındı. Türkler için bu bölgenin ele geçirilmesi büyük tepkilere sebep olabilirdi. Alimkul, Rusların bu yayılmasına karşılık elçiler ile İngilizlerden ve Osmanlı'dan yardım istedi. İngilizler sessiz kalırken, diğer elçi Osmanlı başkentine ulaştığında Buhara emiri Muzaffereddin Hokan'da ele geçirip Hüdayir Han'ı tahta çıkışını destekledi. Osmanlı üzüntülerini dile getirdikten sonra Alimkul'a bazı askeri eşyalar göndermekle yetindi. Alimkul'un ateşkes çağrılarına cevapsız kalan Ruslar Taşkent'i ele geçirmek için harekete geçtiler. Doğu Batı ticaret yolu üzerinde olan Taşkent Hokan Hanlığı için oldukça önemliydi. Ruslar ise Türkistan'ın zengin şehirlerini kuzey steplerinde verdikleri mücadelenin mükafatı olarak görüyordu. Çernayev, Buhara ve Hokan Hanlığı arasında gerçekleşmesi muhtemel olan birlikteliği engelledi. Ruslar Taşkent'e saldırdığı sırada Buhara emiri Hokant'a girerek Hocent şehrini kuşattı. Hokan Hanlığı'nın kuzeyi Ruslar, güneyi Buharalılar tarafından ele geçirilmişti. Ama henüz Taşkent düşmemişti. Ruslar bir yıl süren hazırlıklarından sonra harekete geçtiler. Alimkul toplayabildiği 35 bin kişilik bir kuvvetle Taşkent önlerine geldi. Mayıs 1865'te Taşkent yakınlarında
Rus ve Hokant kuvvetlerinin arasındaki savaş Rusların galibiyetiyle sonuçlandı. Alim Kulbek bu savaşta önce yaralandı, ardından şehit oldu. Ruslar Taşkent'i her yönden kuşattılar, aç ve susuz bıraktılar. Alim Kul'un komutanları 30 bin kişilik bir kuvvetle Taşkent'i savunuyordu. Rus topçusu, asker ve sivil dinlemeden şehrin surlarını ve içini günlerce topa tuttu. Taşkentliler şehri bir ay iki gün boyunca kahramanca müdafaa ettiler. Uzun süren sokak çatışmalarının ardından Taşkent Rusların eline geçti. Çernayev'in birçok sivili öldürmesinden sonra görevden alındı. Yerine Romanovski tayin edildi. Çar II. Alexander Taşkent'in resmi olarak Ruslara bağlandığını duyurdu. 1867'de işgal edilen bölgelerde Türkistan Genel Valiliği kuruldu, valiliğe Petrovich Kaufman getirildi. Hokant Hanı Hüdayir Han Ruslara teslim oldu ve Hokant'ı teslim etti. Kendisine karşı başlayan isyanlardan sonra Ruslara sığındı. Ruslar Hokant'ta bulunan yeraltı kaynaklarını hızla işlemeye başladılar. Hokant'ın ele geçirilmesiyle Rusların önünde Pencap'a kadar doğru hiçbir engel kalmadı. Ruslarla İngilizlerin karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz görünüyordu. Hokant Türkleri 1916 yılına kadar 6 büyük isyan başlatsalar da Hokant'ın ikinci bir Kafkasya olmasından korkan Ruslar isyanları çok kanlı bir şekilde bastırdılar. Ruslar Buhara Hanlığını elçileri ve casusları vasıtasıyla Hive Hanlığından ve Hokant Hanlığından ayırmayı başarmıştı. Buhara, Herat, Kabil ve Keşmir'e gidip gelen malların merkeziydi. 150 bin nüfusa sahip olan Buhara şehri Türkistan'da önemli bir mücadele başlatacak güce sahipti. Buhara emiri Muzaffereddin 1865'te Çernayev'den Taşkent'in boşaltılmasını istemişti. Çernayev bunu reddettiği gibi Buharalı tüccarları ve emirin Peterburg'a gönderdiği barış elçilerini tutuklattı. Seyhun nehrini geçen general Cizzak kalesine hücum etmişti. Buhara kuvvetlerinin iyi direnmesiyle Ruslar Buhara süvarilerine karşı büyük bir bozguna uğradılar. Bu yenilgiden ve sivillere karşı sert tutumundan dolayı Çernayev görevden alınmıştı. 1866 Haziran'ında Ruslar tekrar ağır bir saldırıyla Hocent'i işgal ettiler ve ele geçirdiler. Buhara ve Hokant arasında sorun olan Hocent şehri iki tarafa da kalmamıştı. 1867 Ekim'inde Türkistan Genel Valisi Van Kaufman Semerkant'a doğru harekete geçti. Buharalılar var güçleriyle Ruslara karşı koymaya çalıştılar. Semerkant vadilerinde savaşlar yoğunlaştı. Uzun süren savaşların ardından Buhara emiri şehri teslim etmek zorunda kaldı. 1868'de Buhara Hanlığı topraklarının yarısı Rusların eline geçmişti. Üstelik Buharalılar topraklarını Rus tüccarlarına açmak ve tazminat ödemek zorunda kaldılar. İngilizler Buhara'nın da düşmesiyle Rus güçlerine Afganistan ve Hindistan'ın kapılarının açılacağını biliyordu. Sömürgelerini korumak isteyen İngilizler Afganistan'ı her türlü Rus işgalinden koruyacaklarını duyurdular. Harezm bölgesinin içinde yer alan ve tarih boyunca İpek yolunun önemli kentlerinden biri sayılan Hive, müstahkem ve stratejik bir şehirdi. 1. Petro, bir kere Hive'yi alırsak öte yakası bizim olur demişti. 1839 ve 1854'te Hive'ye deneme saldırıları yapan Ruslar ağır yenilgiler alarak geri çekilmişlerdi. Hive Hanlığı işgali zor bir ülkeydi. Bu yüzden Ruslar Hive'den oldukça çekiniyorlardı. Ruslar Mangıştak bölgesinde limanlar, kaleler ve karargahlar kurdular. 1869'dan sonra Hive Hanlığı bozkırlarında ilerlemeye başladılar. Ruslar Hive Hanlığı'nı üç taraftan sarmışlardı.
Hive Hanı Muhammed Rahim bu tehlikenin oldukça geç farkına varmıştı. Hızla Kaçar Şahı'ndan, Osmanlı Sultanı'ndan ve Çin İmparatoru'ndan yardım istedi. General Kaufman ise 1872'de St. Petersburg'u Hive'nin işgali konusunda ikna etmişti. Hive Hanlığı'nın bu dönemde Ruslara karşı koyacak gücü oldukça zayıftı. Gönüllü askerler dört bir yandan sarılan Hive'yi Ruslara karşı iyi savundular. Hanın barış isteğini reddeden Ruslar ağır topçu bombardımanına başladılar. Ruslar tüm güçlerini burada yoğunlaştırınca Hive teslim olmak zorunda kaldı. Kaufman Mayıs 1873'te şehre girerek teslim aldı. Hive Hanlığı'nın toprakları Rusların eline geçti. Ruslar tarihin en büyük sivil saldırısını yaparak binlerce Türkmeni burada yok ettiler. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinde sadece artık Rus gemileri dolaşacaktı. Rus tüccarlar serbestçe Batı Türkistan'da gezebilecekler ve ticaret yapabileceklerdi. Ruslar 1715'ten itibaren peşine düştüğü tarihi hayallerine 1873 yılında Van Kaufman ile ulaşmış oldular. Ruslar her sömürgeci devlet gibi kolonileştirme siyasetine ağırlık verdiler. Birkaç on yıl içinde bölgedeki Rus nüfusu 120 bini geçecekti. Hive, Buhara ve Hokant'ın ele geçirilmesiyle Rusların sonraki hedefi Afganistan'dı. Afganistan üzerinde Rus-İngiliz rekabeti başlıyordu.